Evet arkadaşlar, idrarda glikozu anlatmıştım. Şimdi yine idrar testlerinden devam edelim. İdrarda lokosit. Bu test çok sık istenir. Daha doğrusu tam idrar tahlili çok sık istenir. Böyle hastaneye gittiniz. Hemogramdır, işte kanda glikozdur, biyokimya testi gibi idrar testi hemen hemen her hastadan istenir. Önemli bilgiler verir arkadaşlar. Onun için bu testi bilmenizde fayda var. Şimdi bu testi yaptırdığınız idrarınızda lokosit pozitif çıktı veya bir sayısal değer var. Mesela 17, 25 gibi bir sayısal değer var. Bu ne demektir? Şimdi lokosit arkadaşlar biliyorsunuz vücudumuzda bizi mikroplardan koruyan hücre. Bunlar 5 çeşit. Şimdi ayrıntısına fazla girmeyeceğim. Özellikle enfeksiyonlardan, yabancı maddelerden, işte kanserlerden bizi koruyan hücre. Şimdi normalde idrarda lokosit çok azdır. HPF denilen bir alanda böyle 5'e kadar görülmesi normal, kabul edilir. Şimdi idrarda lokosit olması işte 5'ten fazlaysa ne demektir? En başta arkadaşlar sizde muhtemelen bir idrar yolu enfeksiyonu var demektir. Bu idrar yolu nedir? İşte mesane, üreter, üretra, yani böbrekten idrarın atılımına kadar olan bütün yollara idrar yolu diyoruz. Bunlarda bir enfeksiyon var demektir en başta. Onun dışında ne olabilir? Böbrekten o idrar çıkışına kadar olan yollarda tıkanıklık. Mesela üretrada bir tıkanıklık, mesane boyununda bir tıkanıklık, üreterde bir tıkanıklık vesaire. Veya erkeklerde prostatta bir tıkanıklık, prostat büyümesi veya mesane kanseri veya böbrek taşı, böbrek enfeksiyonları, glomerülonefritler gibi bir takım durumlarda idrarda lokosit çıkabilir. Onun dışında sadece enfeksiyonlar mı? Hayır. Bazen kullandığınız ilaçların da böyle interferansı yani yalancı olarak pozitif olabilir. Bunlar hangi ilaçlardır arkadaşlar? Özellikle non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar. Bunlar yani o bildiğiniz işte romatizmal ilaçlar, güçlü ağrı kesiciler. Steroid ilaçlar, bir mide ilacı var, omeprazol diye. Kullandığınız bazı ilaçlar, özellikle imipenem, meropenem, klavulonik asit ve nitrofurantoin gibi ilaçlar. Yine başka ne olabilir arkadaşlar? Özellikle bir takım romatizmal hastalıklarda da idrarda lokosit çıkabilir. Nedir bunlar? Lupus mesela, sistemik lupus eritematozus. Bunda da lokosit çıkabilir. Ve bir takım başka interferanslar. Bunlar nedir? Mesela bayanlarda vajinal sıvı karışması, yani hijyenik olmayan şartlarda idrarın toplanması. Onun dışında Trichomonas enfeksiyonu varsa bu da idrarda lokosit çıkarabilir. Yine bazı gıdalar, özellikle pancar fazla tüketmişseniz o gün veya zerdeçal çok tüketmişseniz veya idrarınızda bilirubin varsa bu da yalancı lokosit pozitifliği yapabilir. Ama tabii bunlar stripte yapar, mikroskopta lokosit yapmaz. Dediğim gibi idrarda lokosit olmasının en büyük nedeni arkadaşlar idrar yolu enfeksiyondur. Bu lokositin varlığı nerede enfeksiyon olduğunu göstermez ama bir genellikle enfeksiyon olduğunu gösterir. Onun dışında yardımcı testler de lazım. İşte nitrit pozitifliği lazım. Bazı belirtilerin de olması lazım. Enfeksiyon destekleyen onu da artık doktorunuz zaten inceler, tanıyı koyar. Evet arkadaşlar, lokosit bu. İdarede lokositte öğrenmiş olduğunuz kaç olmalı? Kaçı geçerse ne olur? Bununla ilgili sorunuz varsa yine sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.